Kıymetli izleyenler, derslerimiz ıstılahlarla devam etmektedir. İstilahın ne anlama geldiğini, şer'i şerifteki yerini anlatarak geldik. Şimdi de anlatarak devam ediyoruz. Şimdi ıstılahlardan biri sıhhat, fesat ve diğerleri gibi. Mesela sıhhat, şer'in emrine muvaffakat etmek demektir. Dikkat et, sıhhat, şer'in emrine, şer'i şerifin emrine muvaffakat etmek demektir. Bunlardan bir tanesi de efendim fesattır. Şöyle fesada da baktığımız zaman, fesat da o ibadeti ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Bunun yanında batıl bulunmaktadır. Yine kıymetliler, sahih bunlardan birisi de sahih ise diyor, bak şer'i rükün ve şartlarını tam olarak bulundurandır. Sahih ise şer'i rükün ve şartlarını tam olarak bulundurana da sahih denmektedir. Şimdi buradan baktığımız zaman fesat nedir, sıhhat nedir, sahih nedir, batıl olma durumu nedir? Bunları da dini terimlerdir bu ıstılahlar. Bu dini terimleri tabi bilmekte pek çok faydalar vardır. Şimdi Hanefilerin dışındakilerce fasit ve batıl arasında fark yoktur. Hanefilere göre ise şöyle bir gözden geçirme vardır. Çünkü gayri sahih akit ya batıldır ya fasittir. Yani Hanefilere göre taksim üçlüdür. Çünkü gayri sahih akit ya batıldır ya da fasittir. Gayri sahih, şer'an istenen rükün ve şartlarını bulundurmayan şeydir. Yani şeriatın istediği rükünleri veya şartları bulundurmayana gayri sahih denmektedir. Yine Hanefilere göre batıl, akdin aslında bir halel, yani pürüz bulunan şeydir. Batıl nedir derseniz, akdin aslında yani bir halel, pürüz bulunan şeydir demişlerdir Hanefiler batıla. Şimdi bunlara bakıyoruz ki satışın deli veya mümeyyiz olmayan çocuktan sadır olması gibi, yani yaşı 7 yaştan küçük olanlar için. Şimdi burada bir pürüz var. Bu pürüz nedir? Çocuğun yaşının küçük olmasıdır. Yine Hanefilere göre fasit, halalin noksanlık ve pürüzün akdin vasıflarından bir şartta bulunması gibi. Mesela akdin vasıflarından bir vasfında bulunduğu şeydir. Mesela şartlarından bir şartta bulunması gibi. Bunlar da şöyle bir bakalım ki fasit, mesela bir nikah,
Şahitsiz adam nikah kıyıyor. Şahitsiz evlilik. Şahitsiz evlenme durumunda mehir ve ayrılıktan sonra iddet vacip olur. Fasit evlilik akdinden duhulle beraber nesep sabit olur. Kıymetliler, fasit olan bir amel, o ameli, amelin varlığını ortadan kaldırır, geçersiz hale getirir. Mesela şartlarına uygun bir nikah kıymazsanız, o nikah olmaz. Şimdi yine butlan, batıl olma, şer'in emrine muhalefettir. Yani şer'i şerifin emrine muhalefet ettiğin zaman, burada bir butlan, yani batıl olma ortaya çıkar. Şimdi fesat, şer'i sisteme muhalif akdin, efendim onu fese müstehak yapan haleldir, pürüzdür. Mesela şer'i sisteme muhalif akdin tamamlayıcısı fer'i bir noktasında onu fese müstehak yapan yani haleldir, yani pürüzdür. Bu da ne yapar? Bu da fesattır. O yapılan işi geçersiz hale getirir. Mesela cehalet, karar, yani ihtimal, ikrah ve nüfsit, yasak şart gibi. Şimdi bunları kısaca burada özetledikten sonra eda, kaza ve iade. Eda vaktinde yapılması gereken vacibin şer'an takdir edilmiş vaktinde yapılmasıdır eda. Mesela 5 vakit namazın vaktinde kılınması gibi. İade ise bu da tekrarı. Namazın cemaatla iadesi gibidir iade. Vacibin ikinci defa vaktinde tekrarına da iade denmektedir. Kaza, vacibin vakit bittikten sonra yapılmasıdır. Mesela farz namazların kazası vacip bir emirdir. Buhari Müslim'de Enes radıyallahu anhü hazretlerinden rivayette bakın sevgili peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kim namazından uyur kalır veya unutursa hatırladığında onu kılsın. İşte burada bak namazın kazası kesin emredilmektedir. Hem Buhari-i Şerif bunu efendim hem de Müslim-i Şerif Hazreti Enes'ten rivayet etmektedirler. Şer'i bir özrü olmadan kasten namazı terk eden de kıyaslanır. Tembellikten ya da şer'i bir özrü olmadan kasten namazı terk eden de kıyaslanır. Onun için tembelliğinden dolayı namazı kılamayanlar, şer'i bir özrü olmadan kasten namazı terk edenler de bu hadisi şerife kıyaslanarak ne yapılmıştır? Namazın derhal kazası emredilmiştir. İşte bu da ıstılahta kaza. Bir de kıymetli ekollerimiz var bizim. İşte başta Hanefi ekolü, Maliki ve Şafii Hanbeli ekolü gibi kıymetli mezhep ekolleri var ki Yüce İslam'ı delilleriyle bilen müştehitler ekolüdür.
Şimdi bunların da kendilerine göre ıstılahları bulunmaktadır. Hanefi mezhebinin ıstılahlarına şöyle bir bakıyoruz. Zahir-ü rivaye, Hanefi mezhebinin üç imamının sözü kastedilir. Mesela Hanefilerde zahir-ü rivaye diye fıkıh kitaplarında buna sık rastlamaktayız. Şimdi böyle bir ıstılah görünce kimi kastediyor zahir-ü rivayede? Hanefi mezhebinin üç imamının sözü kastedilir. Yani bunlar İmam-ı Azam Ebu Hanife ve yine İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed kastedilir. Şimdi imam diye Hanefi ıstılahında kastedildiği zaman imamdan maksat İmam-ı Azam kastedilir. Şeyhan dendiği zaman da Ebu Hanife de İmam-ı Muhammed kastedilir. Sahibeyn denildiği zaman Ebu Yusuf ve Muhammed kastedilir. Es-Sani dendiği zaman Ebu Yusuf, Es-Salis dendiği zaman İmam-ı Muhammed kastedilir. Lehu geçerse lehu lafzı, bu Ebu Hanife İmam-ı Azam'ın görüşüne işarettir. Lehuma dendiği zaman da veyahut indehuma mezhebuhuma mezhebuhuma dendiği zaman Ebu Yusuf ve Muhammed'in efendim İslam anlayışları ortaya çıkar, onlar kastedilmektedir. Eshabuna dendiği zaman işte bu da meşhur olan üç imam. Yine İmam-ı Azam Ebu Yusuf ve Muhammed'dir. Bunlar kastedilir. Meşayih dendiği zaman da Ebu Hanife devrine yetişmeyenlerdir. Yani ıstılahta bunlarla murat İmam-ı Azam'ın devrine yetişemeyenlere de meşayih denmektedir. Ebu Hanife ve eshabının zahir-ü rivayede ittifak ettikleriyle kesin fetva verilir. Buraya dikkat! İmam-ı Azam ve eshabının zahir-ü rivayede ittifak ettikleriyle kesin fetva verilir. İhtilaf ederler ise İmam-ı Azam'ın görüşü ile mutlak olarak özellikle ibadetlerde fetva verilir. Sahibeyn'in görüşü bir mucib gerek olmadan tercih edilmez. O mucib de İbn-i Nüceym'in dediği gibi ya imamın delilinin zayıflığı veya zaruret ve teamüldür demiştir. Asır ve zamanın ayrılığı da tercih-i mucib sebep olmaktadır. Muzara ve Musakkatta sahibeynin görüşünün tercihi gibi. Tecrübesinin çokluğundan hüküm şehadet ve miras meselelerinde, buraya da dikkat, tecrübesinin çokluğundan hüküm şehadet ve miras meselelerinde Ebu Yusuf'un görüşüyle fetva verilmektedir. Zevil Erham meselelerinin tamamında da İmam-ı Muhammed'in görüşüyle fetva verilmektedir. 17 meselede de Züfer'in görüşüyle fetva verilir. İmam-ı Züfer'de Hanefi ekolünün
kıymetli imamlarındandır. Kıymetli efendiler, tabii bu bilgiler Risaletül Müfti gibi, Reddül Muhtar gibi kıymetli kaynaklarda bu bilgiler bulunmaktadır. Hanefi ekolünün fıkıh kaynaklarında ve diğer kıymetli kaynaklarda bunlara rastlamak her zaman hem de tevatür derecesinde mümkündür. Güvenilir kaynaklardır. Çünkü dünya Müslümanları, Hanefi Müslümanları, Hanefi ekolüne, müştehitlerine müntesip Müslümanlar da o ekolde pek çok alimlerin ne yapmışlar? Rivayetiyle bu fıkıh kitapları tevatür yoluyla bize kadar gelmişlerdir. Çünkü büyük kalabalıkların elinden, gönlünden ve yaşantısından da düşmemiştir. Hiç kopukluk da olmamıştır Hanefi ekolünde. Maliki, Şafii Hanbeli ekolünde kopukluk olmamıştır. Diğerlerinin adı ismi unutulanlar bulunmaktadır. Fakat bu dört mezhebin kesintisiz olarak 14 asırdan beri bize kadar devam ettiğini görmekteyiz. Meselede imamın rivayeti yoksa, o zaman Ebu Yusuf'un görüşüyle, sonra İmam-ı Muhammed'in görüşüyle, sonra da Züfer ve Hasan bin Ziyad'ın görüşüyle fetva verilir. Hanefi mezhebindeki takip edilen, fetva verilirken takip edilen yol böyledir. Bir meselede kıyas ve istihsan varsa, meşhur 22 mesele hariç, amel istihsana göredir. Evet, bu da yine kaynaklardan Resmül Müfti'de geçmektedir ve diğer kaynaklarda da bulunmaktadır. Kıymetliler, yine bir meselede zahirül rivayede zikredilmemiş ve başka bir rivayette sabit ise ona dayanılır. Birinci durumda hüccette en kuvvetlisi, ikinci durumda da son devir alimlerinin ittifak ettiği alınır. Meşayih ihtilaf ederlerse orada da çoğunluğun görüşü alınmaktadır. Onlardan da hiçbir görüş yoksa müftü meseleye mesuliyetten kurtulmaya yardım edecek bir şey bulmak için teemmül, tedebbür ve içtihat gözüyle olaya bakar ve Allah korkusuyla en doğruyu araştırır ve ona göre hareket eder. Cahil bir kimsenin cesaret edebileceği, bunlar tehlikeli bir iştir. Yani Allah'tan korkarak ve gerçekler, deliller araştırılarak hareket edilmelidir. Tasih ve fetva çelişirse, o zaman evla olan metinlere muvafık olanla amel etmektir. Fetva lafzı, sahih, esah, eşbeh ve bunun gibi lafızlardan daha kuvvetlidir. Bir meselede iki musahhah görüş bulunursa biriyle hüküm ve fetva caizdir. İkisinden biri zaman ve örfe
muvafık olması ya da vakıf veya fukara için daha faydalı olması yahut delili daha açık ve zahir bir zahir gibi sebeplerle tercih edilir. Yani delilin gücüne bakılır. Delili güçlü olanlar hareket edilir. Bihi yufta, mesela el fetva aleyhi, fetva bununla verilir. El yufta aleyhi, fetva buna göredir. Sözünden daha kuvvetlidir. Bakın bihi yufta. Çünkü birinci hasır ifade eder. Esah sözü sahihten, ahvat lafzı da ihtiyattan daha kuvvetlidir. Mütün metinleridir. Yani Hanefi mezhebinin muteber metinlerine mütün denmektedir. Bu kelimeden murat budur. Muhtasar-ı Kuduri, El-Bidaye, El-Nihaye, El-Muhtar, El-Bikaya, El-Kenz, El-Mültega gibi bunlar zahir-ü rivaye ve mutemet görüşlerin nakli için telif edilmiştir. Evet kıymetliler, müftü ve kadı, şimdi ayrımı olmadan kendi hakkında da olsa zayıf rivayetle amel caiz değildir. Ancak müftü şer'i hükmü haber verir, kadı ise onunla hükmeder. Ebu Hanife'nin şöyle dediği sahihtir: hadis sahih oldu mu, o benim mezhebimdir. Bunun benzeri diğer mezhep imamlarından da nakledilmiştir. Bakın İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain ne diyor? Hadis sahih oldu mu, o benim mezhebimdir diyor. Yani sahih hadise göre biz amel ederiz diyor. Şimdi kolaylık için zaruret halinde zayıf görüşle fetva caiz midir? Caizdir. Mesela telfik yoluyla çıkan hüküm Hanefilere göre batıldır. Mezhepten muhtar olan görüşe göre amelden sonra taklitten örnek de batıldır. Yani taklitten dönmek de batıldır. Amelden sonra taklitten dönmek de batıldır. Hanefileri taklit ederek başın dörtte birini mezhedip öğleyi kılan, sonradan malikiler gibi başın tamamını mesin lüzumuna itikat etmesiyle namazını iptal etmez. Bazı Hanefi ekolünün yüksek alimleri amelden sonra taklidi caiz gördüler. Bazıları. Mesela mezhebine göre namazın sahih olduğunu zannederek kılsa, sonra da kendi mezhebinde batıl olduğu halde başkasının mezhebine göre sahih olduğu anlaşılsa onu taklit eder, namazı da kabul olur. Bazı Hanefi alimleri de böyle demişlerdir. Bu hüküm fetvayı Bezzaziye'deki şu nakle göredir. İmam-ı Ebu Yusuf bir gün hamamda gusül abdesti alarak cumayı kılıyor. Sonra da kendisine hamamın kurnasında veya kuyusunda bir ölü fare olduğu haber veriliyor. Bunun üzerine ehli Medine'den
olan kardeşlerimizin görüşünü alırız. Su iki kulle olursa, yani 270 litre yahut da 15 teneke, ki bu su kir taşımaz demiş Medine alimlerinin görüşüne göre ve İmam-ı Ebu Yusuf Medineli kardeşlerimizin görüşüne göre amel ederiz demiştir. Burada da her konuda değil, bazı konularda telfikin caiz olduğunu görmekteyiz. Yine bazı Hanefi alimleri, mukallit başkasının mezhebi ile ya da zayıf bir rivayetle veya zayıf bir kaville hükmederse uygulanır. Başkası onu bozamaz demişlerdir. Şimdi mukallit başkasının mezhebiyle ya da zayıf bir rivayetle veya zayıf bir kaville hükmederse uygulanır. Başkası onu bozamaz demişlerdir. İbn-i Abidin'in haşiyesi yine Reddül Muhtar, Aleddürril Muhtar adlı eser. Hanefi mezhebinde tahkikat ve tercihat kitaplarının sonuncusu kabul edilmektedir. Kıymetli efendiler, bunların tamamının sonucunda çıkan şey ortaya şudur. Herkes kendi mezhebini bilmeli, ona göre iman ve amel etmeli. Şayet kendi mezhebinde bir şey yanlış yapılmış ve diğer bir mezhebe göre o caizdir veya olumlu olarak karşılanıyorsa, o kişi paçayı kurtarır. Bu da Allah'ın lütfu ve rahmetidir. İhtilafın rahmet oluşundan sebeplerinden biri budur. Sakın ola ki kimse bunları yanlış anlamasın. İslam ağacının dalları var ki her bir dal işte Hakk'a uzanmaktadır ve o Hak delillere dayanmaktadır. Şimdi bir de Maliki mezhebinin ıstılahlarına şöyle bir bakalım. Müftü bir mesele hakkında racih görüşle fetva verir. Malikilerde durum budur. Müftünün dışında içtihad etme şartlarını taşımayan kimse, üzerinde ittifak edilen ya da mezhepte meşhur olmuş eski alimlerin tercih ettiği görüşü alır. İşte buraya da Malikiler dikkatleri çekmişlerdir. Yine en ağır olan görüşü alır. Eğer bir konuda bir durumun tamamını bilmiyorsa, yine orada en faziletlisini alır. Duruma göre de en hafifini, yine duruma göre en kolayını da alabilir. Yine mezhebin içerisinde görüşlerin birçoğuna bakar, durumuna göre dilediğini alır demişlerdir. Bu da yine bakın İslam'ın kolaylık dini, zorluk dini olmadığı, yeter ki aldığın durum bir fetvaya, o fetva da bir gerçek delile veyahut müçtehidin içtihadına dayanmalıdır. Onun için Müslümanlar, müçtehid derecesinde olmayan Müslümanlar bilenle hareket etmelidirler. Malik'in Müdevvene'deki görüşü
efendim yine İbni Kasım'ın görüşü diğerlerinin ondaki kavlinden evladır demişlerdir. Tabii ki Müdevvene de onların kıymetli kaynaklarındandır. El-mezhep dendiğinde Malikilerde bu Malik'in mezhebi kastedilir. El-meşhur denildiğinde de Malik'in mezhebinde meşhur olan kastedilir. Kıyle keza uhtilife fi keza fi keza kavlani fe eksel dendiğinde mezhepte o hususta ihtilaf vardır demektir. Evet kıymetliler, bunlardan biri rivayetandır. Yine birisi telfiktir. Telfik yapma hususunda burada da iki görüşe rastlamaktayız. Yasak olduğu görüşü Mısırlıların görüşüdür. Geçerli olduğu görüşü ise Mağriplilerin görüşüdür. Buna da Maliki alimlerinin görüşleri olmaktadır. Tercih edilen de budur. Yani Mağriplilerin görüşü tercih edilmiştir Maliki mezhebinde. Kıymetli dostlarımız, amelde fıkıh-ı ekberden keşif notları vermeye devam ediyoruz. Şafii mezhebinin de kendine göre istilahları bulunmaktadır. Kıyasların tearruzu ve delillerin çelişmesi durumunda iki görüş arasında tereddütten ibarettir. Noksanlık değil, bilakis akılda kemalin alametidir. Müftü önceki müştehitlerin tercihini alır. Yani fetva verirken bunlara dikkat eder. Şafii mezhebinin önde gelen alimlerinden ve mezhepteki görüşlerinin racihini açıklayan kimse olarak kabul edilir. Kim? Nevevi rahmetullahi aleyh ve aleyhim ecmain. Evet kıymetliler, bu da Minhacül Talibin ve Umdetül Müftin adlı kitabındadır. Şöyle bir bakıyoruz ki, Nevevi'nin Er-Ravda gibi diğer bazı kitaplarına nisbetle bile Minhac, Şafilerce temel eser kabul edilir. Yine Akval, Turuk, Evcuh gibi ıstılahlar bulunmaktadır Şafii mezhebinde. El-Eshar, El-Meşhur, El-Ashar ve El-Meşhur'un ikisi de Şafii'nin görüşleri için kullanılmaktadır. El-Esah da bunun karşılığı da sahih olmaktadır. Bu da Şafilerin ıstılahlarındandır. Es-Sahih, El-Mezhep, fetva verilen görüş El-Mezhep diye ifade edilir. En-Nas, Şafi'den gelen Nas, metin demektir. El-Cedid, yani kadim mezhebin karşılığıdır. Yeni demek ki kadim, yani eski mezhebin karşılığıdır. El-Cedid, Şafii'nin tasnif veya fetva vermek şekillerinde Mısır'da söyledikleridir genelde. El-Kadim, Şafii'nin Irak'ta El-Hucce kitabında tasnif ederek veya fetva vererek söylediklerine de El-Kadim denmektedir. Şafii görüşlerden Şafii,
o Irak'taki görüşlerinden bazılarından dönmüş ve onunla fetva vermeyi yasaklamıştır. Görüyorsunuz, müçtehitler bir önceki görüşünden daha sonra dönüyor ve önceki görüşlerini yasaklıyor. Şafii Hazretleri bunlardan biridir. Bir meselede kadim ve cedid varsa, amel edilen cedittir. Ancak yaklaşık 17 kadar meselede kadimle fetva verilmiştir. Efendim, bu da Şafii kaynaklarında, bunlara da rastlamak her zaman mümkündür. Kıymetliler, kavlel cedid, kıyle, şeyhan gibi ıstılahlar bulunmaktadır. İbni Hacer der ki, mezhepte zayıfla amel caiz değildir. Yani Şafii mezhebinde. Bir meselede iki görüşü birleştirmek olmaz. Bunların en güçlüsüyle fetva verilmelidir. Amelden sonra bile olsa kabul etmek caizdir. Yani bütün yönleriyle bir meselenin tamamında amelden sonra bile olsa kabul etmek caizdir diyenler olmuştur. Bir mezhepten öbürüne intikal de caizdir demişlerdir. Bunun da yine kaynağında Buceyrimi, El-Hatip gibi kaynaklarda bunlara da rastlamak her zaman mümkündür. Kıymetli efendiler, Hanbeli mezhebinin de kendine göre kıymetli ıstılahları bulunmaktadır. Şerhu Münteha El İradat, efendim, Suudi Arabistan'da fetva ve kazada amel, Buhuti'nin iki kitabı ve Şerhu Zat ve Şerhu Delil'e göre yapılmaktadır. Bunların ıstılahlarından bazıları da Eşşari, Şeyhan gibi ıstılahlar vardır. Şeyhan dendiğinde Muvaffak ve El-Mecid, yani İbni Kudame ve İmam-ı Ahmed'in mezhebinde El-Muharrer Fil-Fıkhi sahibi Mecduddin Ebu'l-Berekat kastedilir. El-Kadî mutlak olarak kullanıldığında Kadı Ebu Yala Muhammed bin Hüseyin bin El-Ferra'dır. Anhu dendiğinde İmam-ı Ahmet'ten denmiş olur. Fakihler ittifak etti dediğimde efendim bu da görüşlere iltifat etmeden, yani şaz görüşlere iltifat etmeden dört mezhebin imamlarını kastedildiğini görmekteyiz. Fakihlerin ihtilaf sebepleri. Şimdi dersimiz bununla devam edecektir. Kıymetli fakihlerimiz, müçtehitlerimiz niçin ihtilaf etmişlerdir? Bunlara da inşallah Mevla'nın lütfuyla bakmaya çalışacağız. Kıymetliler, fakihlerimizin ihtilaf konularına da bir keşif notları olarak bir göz atalım. Fıkı bilgisi olmayan herhangi bir kişi böyle bir ihtilafa şaşabilir. Yani aynı mezhep dairesinin içinde bile ihtilaflar vardır, olmalıdır. Bu bir ilmi yarıştır. Buna dikkat et. İhtilaflara, müçtehitlerin ihtilaflarına şaşmayın, o bir rahmettir.
Yüce Allah'ın Celle Celali lütfu keremidir. İslam'ın caddelerinin geniş mi geniş olduğunu, Yüce İslam'ın kolay mı çok kolay bir hayat nizamı ki, Yüce Allah'ın ortaya koyduğu hayat tarzıdır. Ezeli ebedi mutluluk içinde mevcuttur. Bunun için şeriat veya teşrih kaynağında çelişkiye götürecek bir ihtilaf olduğu vehmine de düşebilir. Yani fıkıhtan ilmi olmayan insanlar bu vehimlere düşebilir. Bu Allah korusun Müslümanı, bakın, cahil insanları tehlikeye de götürür. Zanneder ki bunlar Hristiyanlarda olduğu gibi, Ortodoks, Katolik gibi bölümlerine benzer bir akide ayrılığı mı diye şaşa kalırlar, akılları ermez. Öyle bir şey yok burada. Yüce İslam'ın kaynakları çok sağlam. O sağlam kaynakların da çok mu zengin dalları bulunmaktadır. Kök aynı. Ama ağaç o kadar zengin ki çok dalları ve çok meyvesi var. Mesela Sidretil Münteha'yı düşün. Bunun gibi. Şimdi bizim fakihlerimiz de o Yüce İslam'ın ilimlerini keşfeden zat-ı muhteremlerdir. Bu İslam ilim ağacının, efendim, hak ve gerçek olan İslam'ı delillerden birçok manalar çıkmaktadır. İşte ulemanın ihtilafları bu yöndedir. Şimdi dersimizin akışından da inşallah gerçek anlaşılmış olur. Kıymetliler, eğer bu ihtilafları rahmet zannetmeyip de başka türlü zannedenler var ya, onların durumu vehimdir, batıldır. Onlar sapık insanlardır. İslam'daki mezheplerin ihtilafları rahmet üstüne rahmet yağmaktadır. Bunu ilmi olanlar bu işi bilmektedirler. Cahil olanlar vehim ve sapıklığa düşmektedirler. Cahiller ilim ehlinin işine karışmasınlar, bilmediklerini öğrenmeye çalışsınlar. Bizim onlara vasiyetimiz budur. Nasihatımız budur, uyarımız budur. Sakın ola ki İslam ebedi bozulmayacaktır. Bozulan onu doğru anlamayanlardır. İslam mezheplerinin ihtilafı ümmet için kesin kes rahmet ve kolaylık, övünç ve iftihar kaynağı, büyük bir teşrih servetidir. Yani şeriatın zenginliği bu. Ey Müslüman! Bizim müştehitlerimizin, fakihlerimizin, mezhep alimlerimizin ihtilafı bu şeriatın zenginliğinden kaynaklanıyor. Muhammedi şeriat çok zengin. Aklını başına al, ulemanın işine karışma. İlkokul talebesi bile olmayan, bugün kendisi kendini prof yerine, filof yerine koyarsa, işte bu yanlış olur. Bilmediğini öğrenmeye çalış. Sakın ola ki mezhepler hakkında da yanlış bir kanaata düşme, ayakların kayar ve batıla yuvarlanırsın. Aklını başına al. Evet kıymetliler, şimdi bu sadece teferruatta ve fıkhi, medeni, ilmi içtihatlardaki ihtilaftır. Buraya dikkat et.
bu teferruattadır ihtilaflar, asılda değil. Mesela usul, kaide ve itikatta değildir bunlar. Hiçbir mezhebin namaz kılma dediğini gördün mü? Hiçbir mezhebin Allah iki dediğini gördün mü? Hiçbir mezhebin Kur'an-ı Kerim'in açık seçik manalarına başka türlü mana verdiğini gördün mü? Hak mezhepler için, müştehitler için konuşuyoruz bunları. Cahil, cuhala, sapık, ehli bid'at için konuşmuyoruz. Onun için usul, kaide de itikatta bir ayrılık yoktur. İslam tarihinde fıkhi mezheplerin ihtilaflarının Müslümanların birliğini sarsacak bir bölünmeye veya silahlı bir sürtünmeye sebep olduğunu ya da düşmanlarıyla karşılaştıklarında himmetlerini engellediğini hiç görmedik, duymadık. Hak mezhepler 14 asırdır birlik ve beraberlik içinde geldiler. Düşmanlarına bir birlikte hareket ettiler. Kendi içlerinde kardeş yaşadılar. Çünkü zaten İslam bir bütündür. İlmi ihtilaflar ise rahmettir. Sen ağacın bütün dallarını budarsan, bu ağaç ağaçlıktan çıkar. Şimdi mezhep alimleri, ilmin ne kadar, İslam şeriatının, Muhammedi şeriatın ne kadar zengin olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in manasının ne kadar derin olduğunu ve sahih hadislerle nasıl zengin bir efendim, o delillere dayanarak ilmi keşiflerde bulunduklarını görmekteyiz. Yanlış kanaata kimse düşmesin. Hak mezheplerin aslında hepsi birdir. Teferruatta ayrılmaları da rahmettir. Evet kıymetliler, akidede ihtilafa gelince şöyle bir bak. Birleşik bir kanunlaşmaya dayanma, İslam ümmetinin birliğini sağlama ve ayrılıklarını gidermenin yoludur. Şimdi akidede efendim şöyle bir bak, cüzü bir ihtilaftır. Mesela bazı konularda cüzi bir ihtilafta bulunurlar. Bunların bir zararı yoktur. Şimdi akidede ihtilaf konusuna şöyle bir bakalım. Lekeleyen, mensuplarının arasını ayırıp gücünü parçalayan, yapısını zayıflatan ve neticede zararlı olan işte nedir? Budur. Çünkü İslam akaidinde bölünmeye, parçalanmaya, hatta ihtilafa hiç gerek yoktur. Çünkü zaten akidede, inanç sisteminde mezhepler arasında ihtilaf olmamıştır. Teferruata gelince onlar da izah tarzlarıdır. Bunlara da dikkat edildiği zaman ilmi olanlar bu işi iyi bilirler. Cahillerden, alimlerden öğrensinler, ilim ehlinden. Fakihlerin ihtilafı sadece şeriatın amelle ilgili kaynaklarından alınanlarda sınırlıdır. Hatta ihtilaf, şimdi içtihadın bizzat kendisinin zorladığı bir zarurettir. Dikkat et buraya. İhtilaf, şer'i delillerden, hüküm doğrudan anlaşılması için içtihadın bizzat kendisinin zorladığı bir zarurettir. Yani orada keşifte bulunacaksın. Keşifte bulunurken bir manadan bir başka mana da çıkmaktadır.
Şimdi şöyle bir bak, fazla mana ihtiva eden, efendim Arapçanın tabiatı sebebiyle yahut hadisin şerifin rivayeti müştehide sağlam ve veya zayıf senetle ulaşması sebebiyle ya da teşrih kaynağına az veya fazla dayanma yahut da gelişen, yenilenen ihtiyaç ve örflerin gözetilmesi bakımından müştehitler arasındaki farklılık sebebiyledir. Bunlar doğaldır. Olması gerekir. Bu farklılıklar olması gerekir. Onun için ihtilaf ya sınırlı bir manadan fazla mana ihtiva eden muhtemel veya kapalı lafızlarla Arapçanın tabiatı sebebiyle yahut hadisi şerifin rivayeti müştehide sağlam veya zayıf senetle ulaşması sebebiyle ya da teşrih kaynağına az veya fazla dayanma yahut da gelişen, yenilenen ihtiyaç ve örflerin gözetilmesi bakımından müçtehitler arasındaki farklılık sebebiyledir ki ihtilaf. Bu da çok önemli fayda sağlar. Sonra yine ihtilafın kaynağından biri de nasların anlaşılması, hükümlerin çıkarılması, uygulamadaki sakıncaları ve şer'i hükümlerin sebep ve neticelerini anlamada şahsi fikirlerin ve düşüncelerin farklılığıdır. Bu da doğaldır. Yeter ki farklılık ulema arasında, gerçek alimler arasında olsun. Çünkü nasların anlaşılması, hükümlerin çıkarılması, şahsi fikirlerin ve düşüncelerin de farklı olması, yine sebep ve neticelerini anlarken insanlar çeşitli keşif yollarına gitmesi, bunlar doğaldır ve olmalıdır. Fakat yine müştehit olacak bu ihtilafta bulunan ve asla dayanacak. Asıldan fere, bilinenden bilinmeyene terakki ederek yapılacak. Yine bu ilmi ehliyeti olan zat-ı muhteremlerin ihtilafları rahmettir. Teşrih kaynağının birliğine ve aynı şeriatta çelişki bulunmamasına ters değildir. Yani bunlar aynı şeriatta çelişki bulunmamasına da ters değildir. Ve teşrih kaynağının birliğine de ters değildir. Çünkü şeriatta çelişki yoktur. İnsanın azzi sebebiyle ihtilaf doğmaktadır. Yani insanların azzinden kaynaklanmaktadır ki, insanların değişen şartlara göre, insanların durumuna İslam kolaylıklar getirir. Onun hayatını kolaylaştıran hükümler verir. Ve müçtehit de bu konuda içtihatta bulunur. Bu görüşlerden herhangi biri ile amel caizdir. Yeter ki müçtehit gerçeğe dayalı bir içtihatta bulunsun. Çünkü zorluğu kaldırmak için yapılır. Şimdi tereddüt hali de anlayışların farklı olması için uygun bir zemindir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, hakim içtihat edip ispat etti mi, iki ecri vardır. Yanılırsa bir ecri vardır. İşte şöyle bir bakalım. Bu Ebu Hüreyre'den rivayet edilen
Kütüb-i Sitte sahipleri bunu rivayet etmişlerdir. Kıymetli muhaddislerimiz tarafından rivayet edilmiştir. Cihan Peygamberi Hazreti Muhammed ne diyor? Hakim yani gerçek müştehit iştihad edip isabet etti mi iki ecri vardır. Yanılırsa bir ecri vardır. Müştehide, istinbat alimine bu yetkiyi hem Kur'an-ı Kerim vermiş hem sevgili Peygamberimizin sünnetinde bakın bunun delili kaynağı bulunmaktadır. Kitapta ve sünnette. Kur'an-ı Kerim mütevatir ya da meşhur. Efendim, Kur'an-ı Kerim ile bir de mütevatir veyahut da meşhur sünnet gibi doğruluğu kesin ve hükmü açık olan delillerle tespit edilen hususlarda fakihlerin ihtilaf edeceği bir mahal yoktur bu konularda ihtilaf etmemişlerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki hüküm kesin, mütevatır yahut da meşhur sünnette durum kesin ise müçtehitler orada hiç ihtilaf etmemişlerdir. Ve ihtilafa zaten gerek de yoktur. Zanni delillerden şer'i hükümlerin çıkarılmasında fakihlerin ihtilaf etmelerinin en önemli sebepleri vardır. Onlar da bazıları şunlardır. Mesela Arapça lafızların anlamında ihtilaf olması. Bir lafzın, bir kelimenin farklı anlamlara gelmesi gibi. Lafzın mücmel veya müşterek olması. Şimdi öyle lafızlar vardır ki mücmeldir. Bazıları müşterektir. Genel ve özel ifade etmesi. Bazı kelimeler, lafızlar genel bir anlam taşır. Bazıları özel anlam taşırlar. Yahut hakikat ve mecaz ya da hakikat ve örf arasında farklı anlamları olması lafzın bazen mutlak bazen de mukayyet olması lafızlarda irab ve müşterekliğin kesin olmaması gibi sebeplerle ortaya çıkar. İşte ihtilaf sebeplerinin kaynağında bunlar da vardır. İhtilaf müfret lafızdadır. Tuhur ve hayız manalarına gelebilen bakın kur lafzı gibi. Şimdi şöyle bir bakalım. Tuhur ve hayız manalarına gelen kur lafzı gibi. Emir lafzı vaciplik mi? Yoksa mendupluk mu ifade eder? Nehi lafzı tahrime mi hamledilir yoksa kerahete mi? İşte bunlar da ne yapmışlardır? İhtilaf konusu olmuştur bunlarda. Bunları da yine kim keşfedecektir? Yine bizim gerçek müçtehit alimlerimiz bu konuda mükemmel keşiflerde bulunmuşlar, ihtilafa düşmüşler ama bu ihtilaf çok büyük, geniş rahmete dönüşmüştür. Veyahut da ihtilaf mürekkep lafızdadır. Haddi kazf ayetinden sonra Allah Teala'nın ancak tevbe edenler sözü gibi bu ifadenin sadece fasıka dönmesi muhtemel olduğu gibi fasık ve şahide dönmesi de muhtemeldir. O takdirde tövbe fıskı kaldırır. Kazif yapanın şehadetini de geçerli kılar. Bir benzeri de şudur. İleyhi
yes'adul kelimetü tayyib vel amelü salih vel amelü salihu yenfe'uhu. Bunun failinde ihtilaf edildi. Fail olan el kelim mi yoksa el amel lafzı mı diye. İhtilaf geçici durumlarda da olur. Ve la yudarra katibun ve la şehit gibi. Efendim, yudar zarara uğramaz. Efendim, lafzının zararın onlardan gelmesi ya da onlara yapılması, anlamlarına gelmesi vardır. Genel ve özelden hangisinin kastedildiğine misal, la ikrahe fiddin, bu nehi manasına gelen bir haber midir? Yoksa gerçek haber midir? Bakın, ihtilaf sebeplerinden bazılarına örnekler veriyoruz. Sonra mecazın çeşitleri vardır. Hazıf, ziyade, takdim veya tehir gibi. Yine rakabe, bunun da köle kelimesinin yemin kefaretinde mutlak olarak hata yoluyla katlin kefaretinde de iman ile mukayyet olarak kullanılması gibi. Evet kıymetli izleyenler, ihtilaf sebeplerini saymaya devam ediyoruz. Bu ihtilafların rahmet olduğunu unutmayalım. Ülemanın işine bilmeyenler karışmasın, ülemadan gerçekleri öğrenmeye gayret eylesin.